Denize dönmek istiyorum, mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum, sularda batan ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Gemiler gider, gemiler aydın ufuklara, gemiler gider, gemiler. Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder, gemiler gider, gemiler. Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun, nöbete yeter. Madem ki bir gün ölüm mukadder, gemiler gider, gemiler. Denize dönmek istiyorum, mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum, sularda batan ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Sularda sönmek istiyorum. Sularda sönmek Şimdi birkaç sebepten dolayı hiç kuşku yok ki alkışlıyoruz. Bir, Nazım Hikmet'in pek de anılmayan bir şiirini bize anımsattığı için Vedat Sakman alkışlıyoruz. İki, Nazım Hikmet'in pek de anımsamayan şiirini anımsanır hale getirecek biçimde belleğe yerleştirdiği için alkışlıyoruz. Üç, arkada son derece saygın bir heyetle birlikte aramıza katıldığı için alkışlıyoruz. Arkadaşların hepsi baktım geldikleri andan itibaren öyle mütevazi hayata şey. Ben çünkü bu star ve yeteneksizlik durumuna karşı tevazu ve müzisyenliği savunanlardan biriyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii arkadaşlarımın bir şöyle bir felsefesi de var. Doğru bir felsefe. Bir müzisyen önce dinlemeyi öğrenir. Bizim kardeşlerimiz de önce dinlemeyi biliyorlar. Tam da söylediğiniz şey. Şahane. Tabii sevgili Vedat Sakman, Türkiye'nin en büyük sorunun da dinlememek olduğunu. Tabii, şey yaparsak demek ki bu, evet bu konu önemli. Bunu çözdük bu arada. Dinlemek, evet. Peki, son albümü ben severek dinledim. Türkiye'de hep tartışıla gelen bir mesele var. O da şu, buradan pek çok şeye bağlayabiliriz ama müzikle gürültüyü karıştıran bir toplum olduğumuz kanaatindeyim. Müzik yapıyorum diyenlerde daha çok bağırma, böğürme, hönkürme, tepişme türü çeşitli seslere tanıklık ediyoruz. Fakat bunlar içerisinden müziği işitemiyoruz genellikle. Sonra bir Vedat Sakman CD'si koyuyoruz. Abi bakıyoruz ki hanımefendinin az önce şahane icra ettiği gibi bir keman duyabiliyorsunuz. Abi bakıyorsunuz arkada bir piyano ve bizimle dövüşmeyen bir Vedat Sakman. Acaba hangisi müzik? Tabii müzik nüanstır aslında. Başka şekilde de ifade edilemez. Yani, müzik asla tek düze bir şey değildir. Demin söylediğiniz tek düzelik o.
Yani sesi şuraya getirip hep oradan, bir teviye oradan. Ama bu ne yazık ki bizim yaşamımızın içinde de böyle. Birbirimizle konuşurken de öyle konuşuyoruz. Pek melodik konuşmalar olmuyor yani. Her şeyin içinde, siyasetten tutun, televizyonda baktığımız siyasilerin konuşmalarına bakın. Hep böyle o perde var, o perdeden konuşmak pek iyi bir şey değil aslında. Bunu nasıl düzelir? Bu ancak bir ülkenin kültürünü de gösteren bir şeydir. Ses dediğimiz mesele. Herhalde bunun için biraz diksiyon dersleri mi alınacak? Ya da yok. Ne bileyim. Belki başka bir... Benim çok basit bir önerim var. Herkes mesela yani bu çok bağıran arkadaşlara, bilmiyorum müzisyenlerin yanında ne olur had bilmezlik saymayın. Mesela Bach'tan Goldberg varyasyonlarını dinleyebilirler. Beethoven'dan piyano sonatlarını dinleyebilirler. Böyle bir sakinleşsinler. Önce bir sakinleşelim, sonra konuşalım. Sonra diksiyonu da hallederiz. Hazır sakinleşmişken, ama Vedat Sakman'ın çok güzel de aşk şarkıları da var. Şimdi ben Vedat Sakman'a en çok takıldığım mesele, Vedat Sakman'ın sevgili seyirciler şahane bir Ankara hikayesi vardır. Bir günlüğüne gider, 4 yıl kalır. Evet. Bu da çok Vedat Sakmancı bir şey. Önce şarkısını söyleyelim. Söyleyelim. Arkasından şu Ankara hikayesini bir gidelim. Sevgili seyirciler, bir günlüğüne gidiyor. Fakat ne oluyorsa o Ankara'da Vedat Sakman'da bir aşk, bir meşk, bir şeyler dönemiyor. Doğru mu? Şarkıdan sonra. Şarkıdan sonra. Haydi bakalım. Sevdanın kar bulutları, Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları, gün batımı masum gülüşler ağlamaktı, yine bir şeyler aldı gitti ayrılık üzümleri, yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerim bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Sensiz sessiz haykırışları, yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru, gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları, son sevgi sözcükleri, son fısıltılar, yine bir şeyler aldı gitti ayrılık üzümleri, yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerim bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerim bugün kırık umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Ankara'da sensiz olmak zor iki gözüm. Ankara'da aşık olmak aslında nerede kolay ki? Zor iki gözüm. Bu arada...
arada perküsyonculara da ben alkışlıyorum. İleride doğaçlama yapacağız. Biraz sonra. Şimdi benim şöyle bir numaram var. Biliyorsunuz Türkiye'de basın özgürlüğü üzerinde derin tartışmalar var ve her an insanlar işsiz kalabilir. Ben de bu programı vesile ederek kendi başıma bir kariyer planlaması yaptım. Leman Sam başta olmak üzere, Vedat Sakman. Buraya gelen herkesin arkasında tımbırdatarak bir özgeçmiş hazırlıyorum. Yani yemin etsem başım ağrımaz. Çaldım mı çaldım. Bu da delildir. İyi kötü. Hem de pek de güzel oldu. Evet, bunu şimdi gider ettik. Biraz sonra daha geliştireceğiz. Gruba uyum sağlamaya çalışıyorum. Vedat abi, en son lafa dönelim. Bu Ankara'da aşık olmanın özel bir zorluğu mu var, yoksa geleneksel olarak aşık olmak mı zor? Şimdi Ankara tabii çok ilginç bir yerdir. Bilenler bilir. Evet. İşte Ankara neden özeldir? Özeldir Ankara. Çünkü oradaki insan ilişkilerindeki duygusallık oldukça yüksek bir boyuttadır. Masum bir şehirdir Ankara aslında. İşte dediğim gibi o bir şaka değildi. Bir haftalık bir işe gittim ve 4 sene yaşadım. 4,5 sene yaşadım ve hatta orada artık dedim ki ben burada yerleşirim, kalırım. Aşkın payı ne burada? Onun için de aşk da tabii oluşuyor. Oradaki duygusal yoğunluklar oldukça fazladır. İnsanların duygusal yoğunlukları yüksektir Ankara'da. Ve gittiğim zaman da beni uyardılar. Ankara tehlikeli bir yerdir. Burada gitme, dediler kalabilirsiniz. Dediler son derece de haklılar. Ankara'da olan var mı içinizde? Ankara'da olan yok. Peki gidip de gelmeyi başaran var mı? Yoksa gidip temelli... Yani... Yok. Şimdi bunlar zaten bölücü bir durumları var. Şu taraf güney, böyle Adana, Tarsus. Bu tarafta Edirne, Kırklareli falan. Zaten orası, tiplerde anlaşılıyor. Orası Orta Asya diyor. Bak ben söyleyeyim, tiplerde anlaşılıyor. Şimdi bir kere burası kebap zihniyeti. Direkt kebap. Onlar kebap zihniyeti. Ama ruhumuz İzmir. Ruhu İzmir, davranış kebap, ruhu İzmir. Hanımefendiler gördüğünüz gibi daha batılı, böyle onlar değil gibi mi? Değil böyle daha beyefendi zaten biz aynı, henüz daha biz bağımsız, vurmalı çalgıcılar memleketi. Beyefendiye siz takılın bütün gece, onu anlayacaksınız. Biraz sonra enteresan işleri var bunun. O kadar enteresan. Biraz sonra o turneye çıkacağız şimdi size. Peki gelelim bu şey meselesine, deminki gürültü meselesine. Bu kadar minimalist olmak, bu kadar kendince olmak Türkiye'de çok zor. Fakat ilginç bir şey daha var. İhtirastan uzak bir adam Vedat Sakman. Türkiye'nin en güzel şarkılarını yapıyor. Popüler oluyor şarkılar falan filan ama bir sürü insan Vedat Sakman'ın kim olduğunu bile bilmiyor olabilir. Bu rahatsız ediyor mu? Hayır, bu bana büyük bir özgürlük kazandırıyor. Çünkü neden? Eğer ben bir ihtirasa girersem ve benim şarkımı ne kadar beğendiler bak dersem, bir sonraki yapacağım şarkının şansını oldukça azaltırım. Bir de özellikle özgürlüğümden de ödün vermiş olurum. Yani ihtiras insanda biliyorsunuz ki müthiş bir cendere yaratır. Yani İktidar. Sizin özgürlüğünüzü, evet, iktidar gücü, işte megalomani, bu tip yüksek egolar falan insanların özgürlüklerini elinden alıp giden şeylerdir. Ve elimden geldiğince bunlara pek kaptırmamaya çalıştım. Ve bu yüzden de mutlu bir hayat yaşadığımı şu ana kadar düşünüyorum. Tabii ki hayatın bütün engebeleri çok bal börek olmadı benim ama... Ona da gerek yok zaten. Tabii öyle olduğu zaman zaten ne olacak ki, öyle bir hayatta çok renksiz ve tatsız olur. Mücadele hep olmalı tabii ki. Doğru. İlginç bir şey daha var Vedat Sakman'ın duruşunda. İlginç değil aslında, olması gereken. Türk edebiyatı aslında iyi bir kaynak. Türk edebiyatının o güzel ve incelikli kaynağından ve dünya şiirinden de faydalanıyor Vedat Sakman. Ya ben dur bir beste yapayım diye mi şiir arıyorsunuz? Yok da bir tanesi geliyor pat diye tokat oluyor ve... Yok, tabii ki bir şeyin anlatılması lazım. Nitekim edebiyatta da öyle. Elbette. Bir insana dair bir şeyin anlatılması gerekiyor ve anlatılan şeyin etkisi. Bunu ben müzikle birleştireyim. Zaten müziğin temelinde edebiyatsız olmaz diye de düşünüyorum. Benim aklım öyle çalışıyor. Yani Ciklet Mahallesi gibi sözlerle müzik yapmak pek... Neler var? Var tabii. Yani müziğin gücünü... Nasılsa bu müzik güçlü. Mesela bir küçücük örnek anlatayım. Genç bir arkadaşım bana geldi, bestesini dinletti. Peki dedim, bunun şiir olarak yazılı mı sende? Evet abi dedi. Tamam, çıkar dedim şiir olarak. Şimdi bana bunu bir şiir olarak okur musun dedim. Şiir olarak okudu, okuyamadı şiiri. Ne kadar kötü değil mi dedim, şiir olarak okuyamıyorsun bile. O zaman dedim bunu şarkıda yapmayacaksın. Yani
böyle bir şeyden böyle gençlere böyle bir ölçü var. O zaman bu ölçü yani. Bu ölçüyü kullanırsak hemen Türkiye'deki şu anda piyasada olan şarkıların %95'ini çöpe atıyoruz ve yeniden başlıyoruz. Bence de atmakta yarar Aynen. var. Gerek yok çünkü böyle bir şeye. Böylece derin bir mutabakat sağladık. Çünkü onların kalıcı olması falan mümkün değil. Hiç olmamış öyle bir şey. Kalıcı olmayanların da şarkı olmuyor. Olur. Şimdi bizim çok sevdiğimiz, geçen hafta da hukukumuzun geliştiği bir hanımefendi var. Siz de eskiden tanırmışsınız. Adı Zuhal Olcay. Bir yerden çıkardınız. Şey ediyorum ama. Zuhal'cim benim ya. Ben izleyemedim tabii. Çalıyoruz o geceler ama internetten izleyeceğim. Ama işte aranızdaki fark o şu anda sizi izliyor. İzliyor. Evet. Evet. Canım benim. Değil misin? Benim o yol arkadaşım biz ne işler o detaylara yaptık. O detaylara gireceğiz. Beraber. Şimdi Zuhal Olcay geçen hafta burada otururken biz onunla bir kere arkadan Vedat Sakman'ı çekiştirdik. Dedik ki bir günde hep beraber yapalım. Böyle iki, iki orkestrayı birleştirip big band yapacağım. O da benim kariyerimde çok acayip bir şey. Yeni bir tavır olacak. Onu hallederiz de. Ben istek şarkısı var mı deyince nedenini anlamadığım bir biçimde direkt size arayıp şarkı isteyeceğine bana neden dedi. Neden. Ne istediğini zaten tahmin ettim. Şarkı da neden. Kendisi şahane söylemişti bu şarkıyı. Kesinlikle. Şimdi de biz ona armağan edelim mi? Edelim. Şimdi uykusu gelir, uyur sözümüzü tutamamış olalım. Gerçi uyursa ayıp eder de bir şey yapalım. Yok uyumaz. Şarkı, uyumaz bir dinleyin. Nedeni bir söyleyelim. hangi kameradayız? Zuhal Olcay için söylüyoruz. Özel bir istek şarkısı. Bizi kırmadı. Listede var mıydı yoksa hakikaten fedakarlık? Listede yoktu. Zuhal isteyince akan sular durur, çalarız hemen. Evet, daha böyle bir iki tane daha özel istek var. Onları suları durduracağız başka isme. Bravo. Haydi bakalım. Kaç kere vurulup kapı ve çağrılır insan avaz avaza ve yazılır ismin her gece kan ter içinde rüyalarıma. Neden yankılanır geri dönüşüp sesimin lanetlerin duvarlarında ve neden benzetirim ki saatlerin sesini başucumda asılı dudaklarına. Neden karıştırıyorum denizi ağaca, gökyüzünü dereye, kendimi aynalara? Neden karıştırıyorum denizi ağaca, gökyüzünü dereye, kendimi aynalara? Neden? 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 Tekrarlanır ki aşk bağ bozumundan az önce ve bir ötekine gebe ve neden durur güneş ayın arkasında hep sende
senden, senden yana. Neden yankılanır geri dönüşü sesimin, lanetlerin duvarlarında? Ve neden benzetirim ki saatlerin sesini, başucumda asılı dudaklarına? Neden karıştırıyorum denizi ağaca, gökyüzünü dereye, kendimi aynalara? Neden karıştırıyorum denizi ağaca, gökyüzünü dereye, kendimi aynalara? Neden? 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 Şimdi öyle bir soru ki hem çok yalın hem çok karmaşık ve hakikaten sevgili Zuhal Olcay'ın da neden bu şarkıyı neden istediğini anlamış oldum. Tabii Mehmet Doğman'ın sözleri, evet. Sevgili dostum benim. Şimdi Mehmet Doğman ilginç bir adam değil mi? Çok ilginç. Bana da çok ilginç. Tipi bu de ara bir rahatsızlığı da var. Umarım önümüzdeki hafta düze çıkacak. Öyle başucundayız yani onun. Bak, İlginç takip adam. Ediyoruz. Bir gün onu da çağıralım. Bence o çok Bence de ilginç çok şeyler güzel, söyleyecek evet. Bir adam. Enteresan. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizin haberiniz yoktur. Vedat Sakman müzik yapar ama az söz yazar. Bir gün tepesi atmış. Ben şimdi kurguluyorum. Tamam. İnsanları televizyonda görünce insanlar malum haliniz hareket ediyorlar. Fakat Vedat abi bir bakmış ki bu hareketler aslında sanki kendi hareketleriymiş gibi de sanki değil gibi. Ve oturmuş demiş ki arkadan biraz sonra müziği alacağız. Varlığın sırlar saklı senden benden. Doğru mu? Evet. Sırları saklı elimizden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin, ne sen çözebilirsin, ne de ben. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalarda biz. Oyuna çıkıyoruz birer, ikişer, ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz. Bizimki perde arkasındaki dedikodu, perde arkasında söylenen. Bir indi mi perdede, ne sen kalırsın, ne de ben. Haberiniz yoktu ama ben bunu gündeme böyle alarak. Bu şarkıyı ben çok sevdim. O yüzden de biraz öne aldım. Teşekkür ederim. Ömer Hayyam rubaisi. Evet. Bu 1000 yıl önceden bize zamanının bütün bilimlerini bilen Ömer Hayyam yaşamla ölüm arasındaki o ince dengeyi çizgiyi, koydu. Dengeyi. Evet. Haydi. Bu kadar güzel ve ironik anlatmış. Evet. Haydi bakalım. Varlığın sırları saklı senden, benden. Sırları saklı hepimizden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin, ne de ben. Ne sen çözebilirsin, ne ben. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalarda biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer, bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalarda biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer, bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz. Thank you.
bizimki perde arkasındaki dedikodu, perde arkasında söylenen. Bir indimi perde, ne sen kalırsın ne de ben, ne sen kalırsın ne de ben. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz, kuklacı felek usta kuklalarda biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer, bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz, kuklacı felek usta kuklalarda biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer, bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz. Çok alkış geldi. Ben böyle yapıyorum. Son, iki, üç, dört. Tamam, güzel. Kaldır, tamam. Böyle son, iki, üç, dört verildi mi orkestra dayanamaz. Hemen girer. Yani şey, turne havasındayız. Sonra bak, sakine güzel. Sondaki kukla seslerini ne güzel yaptı. Evet, onun da evet. Farkındayım yani. Tebrik ediyorum seni. Orada arkadan ince. Bakmayın kebap mevap hani şey. Yani. Aslında böyle bir incelik. Antakya. Antakya tabii bizim. Burada, burası da Antakya tabii bu arada. Yani biz de tabii. Şimdi tabii bu şeyle ilgili de küçük bir anekdot anlatayım. Bizim İlhan Şişen'le birlikte bizim bu ara bir ikili çalışmalarımız var. Konserler yapıyoruz. İki böyle gitarla akustik. Ne zaman oluyor bunlar? Çeşitli. Mesela geçen Ankara'daydık. Önümüzdeki haftada o Uşak Mersin. İki kişi mi yapıyorsunuz? İki kişi böyle. Takımları mikrofonları koyuyoruz. Jack bile takmıyoruz. O kadar. Adı da akustik hikayeler. Şimdi bu şarkıyı çaldım ilk defa. İlhan böyle baktı. Güzel şarkı bu ama dedi, bu sandık işinden hiç hoşlanmadım dedi. Sandık dinliyorsa o da şimdi gülüyor. Evet. Şimdi hazır şeyi söylemişken, Mehmet Toğaman demişken, arada seyircilerimizin hani çok istek şarkılar var ama artık marş olmuş ve herkesin neredeyse kendisiyle örtüştürdüğü duyguları da burada dile getirelim. Diyor ki Mehmet Toğaman, yeni tanıştık belki de ama kim bilir belki de hep vardın. Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice. Belki de. Şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni belki de. Lime lime savurdun sevdiklerimi belki de. Yalnızlığım, yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin. Yalnızlığım, kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yeni tanıştık belki de ama kim bilir belki de hep vardın, eşlik ediyordun sessiz ve sinsice. Belki de şimdi anlıyorum, kurnazca ayırdın beni belki de. Lime lime savurdun sevdiklerimim belki de. Yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum beraberliğimsin. Yalnızlığım, kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızlığım, bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin. Yalnızlığım, tek bilebildiğim, sen benim vazgeçilmezimsin. Thank you.
senin olmamı istedin. Ama belki de bir aşık gibi inatla bunca zaman kendine sakladın. Belki de bir tohum gibi serpildin, filizlendin, ben oldum belki de. Yatağımı bile paylaşabilmek için benimle yalnızlığım, yaşamak zorunda oldum, beraber verdiğimsin yalnızlığım. Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızlığım, bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin. Yalnızlığım, tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin. Bunu büyük alkışlayalım. Bütün stüdyo. Evet. Şimdi tabii böyle acayip şarkılar yapınca insan tuhaf durumlar da hissettiriyor. Mesela memleketin şu dakikasında bizi izleyen herkes böyle bir kendi yalnızlığına, derinlemesine gitmiştir. Hep derler ki bu besteciler bizim bildiğimiz türden insanlar değildirler. Yani görünüşleri insanı andırır ama varlıkları daha başkadır. Ne tür bir şeydir bu besteci dediğimiz? Ben editörler gibi düşünüyorum. Yani sadece kendi yaşadıkları değil, gözlemledikleri de, iyi de bir gözlem. Bir şeyi gözlemlediğiniz zaman onu resmetmek istiyorsunuz. O konuyu anlatmak istiyorsunuz. Zaten konuyu açan kişi olmanız gerekiyor sizin. Vay adam da işte ne güzel çalıyor da ne güzel söylüyor da filanın ötesine geçip biraz önce senin söylediğin gibi evet şarkıyla özdeşleşip insanların kendi yaşamıyla baş başa kalması ancak bir başarıdır diye yola çıkıyorum. Ve beste yapan insanların da bu ruh halleriyle yola çıktıklarını düşünüyorum. En azından ben öyle çıkıyorum. Yani la minörden iki akorlu olmuyor bu işler. Oturup düşüneceksin. Evet ondan da olur ama tuhaf. Olması gerekiyor. Yani anlatacağın şeyin neresi oldu? Mesela la minörden belki son şarkımızda la minör deyince. Hayır la minörün bir günahı yok. Yok. Sadece bir la minörle hayatını geçir. Ben de oraya bağlayayım dedim. Dağlayalım da. Mesela şöyle bir şarkı yapabiliriz. Ferhan Şensoy kulakları çınlası. Ferhangi şeylerde şöyle bir sahne vardır. Ben 1289 kere seyretmiş birisi olarak Ferhan abi biliyorsunuz alır böyle. Çıppap bugün evden çıkasım yok. Çıppap ondan sonra bakarsın falan gider. Dolayısıyla yani böyle de şarkı. Ne güzeldir ama o da. Ya enteresan. Hacı iyi de şarkı oldu bak aklımıza kalmış. Peki gelelim bir de büyük şarkıcıların söylediği şarkılara. Mesela bir de Mansam söylüyor. İnsan ne kadar acayip oluyor. İşte Zuhal söylüyor acayip oluyor falan. Orada durum ne oluyor? Orada da tabii yorumcunun gücü giriyor. Belki o besteyi, o şarkıyı dillendiren kişi oluyor. O başarıyı da bir katkıda o katıyor şarkıya zaten. Yani onu dillendirerek insanlara ulaştırıyor. İnsanlar o sesi duymak istiyorlar. O ses de o şarkıyı duydukları zaman da özdeşleşiyorlar. Yani yorumcunun da orada giriyor. Orada yani. Şimdi arkada güzel bir kız sesi duydum az önce yanılmadım. Evet. Bir duyalım o sesi. Bu güzel kızın sesini bir de duyalım. Bir duyalım bakalım. Bir gidelim kızı bir anlayalım. Kızları anlamak için derin gayret içerisindeyim öteden beri. Şimdi bu Trakyalı şeyle batıya yakın kanat değil mi bu? Evet. Ha sende mikrofon var ben bunu niye? Ama İsmail bu işi görüyor değil mi? Bunu tutmama gerek yok. Ha tamam. Şimdi Vedat abi tutmama gerek var. O şarkı söylerkenmiş. Tamam. Biz her şeyde fazla prodüksiyon güçlü olunca. Şimdi Vedat abi yayına girmeden önce pek bir methetti. Dedi ki bir sesini duy bayılacaksın. Biz de bayılmanın arifesindeyiz. Bir süredir duyuyoruz. ama sen galiba Vedat Sakman şarkıları değil başka şeyler söyleyeceksin değil mi? Yabancı şarkıları coverlıyoruz. Coverlıyoruz. Şimdilik. Bu coverlamak nasıl bir şey oluyor? Cover, cover. Cover. Ama önce bir senin adın...
Adını bir duyuralım. Adım demek. Simge. Simge. Bizim grubumuzun vokalistisin. Hı hı. Bir şey çalıyor muyuz? Yok, henüz çalmıyorum ama istiyorum. Ne çalacağız mesela? Bas gitar çalma hayalim var ama bakalım. Hakan abi bana öğretirse. Başka bir meslek arayın kendinize. Ya hakikaten bu basçılık. Ben bu programlarda mesela 2 senedir yapıyorum. Bu basçılarla ilgili çok acayip kanaatlerim var. Basçılar kitabı yazacağım. Sen biliyor musun ki basçıların bizim bildiğimiz dünyada yaşamadıklarını? Yani muhtemelen öyle. Sen biliyor musun ki bir basçı gördüğün zaman 2 kere düşünmen gerekiyor. Bir diyalog kurma. Yani o yüzden bir daha düşün diyorum. Şimdi, bir sloganımız var biliyor musun? Bir dakika dur. Bilebilmem için buna söylemen lazım. Sloganımız şu abi. Basçılar bizi yıldıramaz. Basçılar. Peki bu önümdekini kim çalıyor? Sen çalıyorsun. Aynen. Biraz sonra basçılar. Evet. Şimdi neyi coverladık? Böyle, Green Grass diye bir şarkımız var. Onu coverladık. Coverladık. Onu bir söyleyelim. Bir coverlayalım bakalım. Bir coverlayalım. İstemez miyiz? Hani böyle vardır ya eskiden. Sevgili seyirciler, dilerseniz bilmem nereye geçirdi. Sanki biz oturduğumuz yerde dilemesek adam geçmeyecek. Sanki geçmeyecek. Sen zaten coverlamışsın. Evet, biz sesini duyalım. Bayılıyor muyuz, ayılıyor muyuz? Kamuoyuyla birlikte sana söyleyeceğim. Söz. Tom Waits şarkısı değil mi? Haydi bakalım. Çok da güzel bir şarkıdır. Ben de mikrofonu kırmadan... Lay your head where my heart used to be, all the earth above me. Lay down in the green grass, remember when you loved me. Come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky. The moon is over the rise, think of me as a train goes by. Clear the thistles and brambles, whistle didn't hear. Now there's a bubble of me, and it's floating in thee. Stand in the shade of me, things are now made of me. The weather vane will say it smells like rain today. God took the stars and he tossed them. Can't tell the birds from the blossom. You'll never be free of me. He'll make a tree from me. Don't say goodbye. Describe the sky to me, and if the sky falls, mark my words, we'll catch the mockingbirds. Remember when you loved me.
Remember when you loved me. Çok alkış, çok alkış, çok alkış. Şimdi bu haftaki anket sorumuzu veriyorum. Twitter'dan ulaşabilirsiniz bize. Eğer Batı'ya açılan yüzümüz kızımızın sesini beğendiyseniz bir şarkı daha diye yazıyorsunuz. Çok karışık değil. Bir diye de yazsanız biz kabul ediyoruz. Boş da atsanız anlıyoruz. Beğenmediyseniz zaten kabul etmiyoruz. Çünkü biz beğendik. Dolayısıyla mutabakat sağlamak adına siz de katkı yaparsanız dövüşmeden sorunu halletmiş oluruz. Böylece programın çok, çok güzel bir şeydi interaktif tarafını halletmiş oldum. Ankara'dan bir istek var. Benim de çok sevdiğim birisi. Usulca. Usulca. Kim biliyor musunuz? Kim? Şengül Hablemitoğlu. Evet, Hablemitoğlu. Geçen programda da evet. Çalmadık. Evet. Hoca diyor ki tamam. Bunu da hallederseniz bundan sonra sabaha kadar uyumayız. Ankara'yı örgütlüyor reyting açısından. Ben kendisine daha önce hani şey yapmıştım. Arkadaşlar ikinci bir şey meselemizde, anket sorumuzda bunu çalalım mı? Olmayacak çünkü çalıyoruz. Böylece hocanın da isteğini yerine getirmiş olacağız. Ben de kendimi garip bir şekilde istek programı yapar gibi hissettim ama hoşuma gidiyor. Hocanın kalbini kırmayalım. Sonra bakın ne acayip konular konuşacağız. Usulca illere sığınmak düşer aklıma. Kara kışlar usulca illere sığınmak düşer aklıma. Kara kışlar ateşin dumansız arayışlarda, ateşin dumansız arayışlarda. Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum. Zaman akışta. Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum. Zaman akışta. Dilime yazık uçmamak kanatlarıma. Sussam dilime yazık uçmamak kanatlarıma. Gün gün acıya çaldı bir yerde. Zaman akışta.
Teşekkür ederiz. Bu arada bir iddia da burada şu. Bu orkestra diyor ki biz dünyada en iyi fade out yapan grubuz. Hissettim. Böyle bir iddiaları var. Vedat abi, fakat biz de az önce göz göze gelirken şöyle bir proje geliştirdik. Vurmalı Hikayeler adlı prodüksiyonla turneye çıkıyoruz. Bizim akustik hikayelere sizin, karşı. Sizin İlhan abiyle sıktığınız seyirciyi biz harekete getirerekten hayata katacağız. ve İlhan abiyle ikinizin yaptığı o işte... Rekabet ortamı. Yani rekabet iyi. Az önce gördük ki vurmalı alanında yepyeni bir fade out kültürü de geliştirdik. Ben ona bakıyorum, dur diyor, bilmem ne diyor ama bu da... Yani sen zaten İlhan'la bizim yaptığımız şeyin resmini çekmişsin. Çünkü biz konserlerde... O vicdan şarkılarına bir girip çalıyoruz. Sonra konserin sonunda toplu intihara gidiyoruz. O kadar. Arka tarafta hepimiz birden intihar ediyoruz. Peki birbirinizi şarkılarında söylüyor musunuz? Nereden? Birbirinizi şarkılarında söylüyor musunuz? Hayır. Herkes kendi şarkısını söylüyor. Ha, bir de öyle bir bencil ve öyle acayip bir durum öyle var. Öyle bir şey var tabii. Ama eşlik ediyoruz birbirimize. Kızımıza çok istek gelmiş anket sonuçları. Eminim geçen gün radyo programında da öyle oldu. Ne tamam. Güzel. Bir şarkı daha söylettirmek için bir bu kadar daha istek bekliyorum. O kadar bedava olmaz. Biz de burada bir emek veriyoruz. Değil mi? Tabii. Yani şurada sunuyoruz. Şimdi bir bu kadar daha istek gelirse bir şarkı daha söyleyeceğiz. Bu arada şimdi başka seslerden alıştığımız şahane şarkıların asıl sahibi, babası burada. ben de buraya gelmişken... Buraya ayırdım kendime. Birkaç tane şarkı var ki bunlarda da biraz ben şımarıklık yapayım diye. Bunlardan bir tanesi İlla. İlla meselesinin bir hikayesini de öğrenmek istemişimdir öteden beri. Var mıdır bir hikayesi yoksa? Ya, yani bu da işte Mehmet Toman sözleri zaten. Mehmet Toman sözleri. Adam tuhaf olunca sözler tuhaf de tuhaf olunca oluyor. Sözler de tuhaf oluyor. O dönemde Ankara'da yine yaşadığımız dönemde. Bu Ankara ne bereketliymiş ya. Evet. Aşk, oldukça meşk, çok şey. Şarkı ürettiğim bir yer olarak düşünülebilir. Sıkılınca böyle bir gideyim Ankara'ya 10 gün kalayım, orada bir aşık olayım, şarkı yapayım ya durumu oluyor. Olabilir. Yani bu mümkün. Onu da bir kenara ayırmak lazım. Şu İlla'nın hikayesi şuymuş. Mehmet Teoman yine böyle acayip günlerinden birinde gözlerin içine girdim. Başka alemler gözledim. Ben bunlarla övünmedim. Bekledim illa, beklemedim illa. Beklemedim, sevdim. Gölgelemedim bağını bahçesini. Günü güneşi örtmedim diyor. İlla, illa, illa inadına. Gözlerinin içine girdim. Başka alemler gözledim. Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa, beklemedim illa, beklemedim sevdim. Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa, beklemedim illa, beklemedim sevdim. Gölgelemedim bağını bahçesini. Günü güneşi örtmedim. Yapılanlar söylenmez ki her zaman. Sömürmedim illa. Sömürmedim illa. Yapılanlar söylenmez ki her zaman. Sömürmedim illa. Sömürmedim illa. Sömürmedim sevdim.
saldı, ben dinledim. Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa, sır vermedim illa, sır vermedim sevdim. Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa, sır vermedim illa, sır vermedim sevdim. Gölgelemedim bağını bahçesini, günü güneşi örtmedim. Verilenler istenmez ki her zaman, dilenmedim illa, dilenmedim illa, dilenmedim sevdim. Verilenler istenmez ki her zaman, dilenmedim illa, dilenmedim illa, dilenmedim sevdim illa, 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 illa sevdim illa, illa, sevdim. Bir arkadaşımız var, geliyor Bülent. O Bach filan da dinler yani. Böyle geçenlerde dedi ki ön masada oturup, Vedat abi dedi, bu şarkı için dedi arsaları satacağım dedi ya. Çalar mısın dedi. Dediği şarkı illa dedi. Arsaları satacak arsaları kadar. Arsaları satacağım dedi. Arsalar Ankaralı o da yer. Ha bu Ankara. Dinliyorsa bizi şimdi Ankara'da problem. Ya Vedat abi düşündüm de bu tarafta böyle hukukumuz gelişti. Bunlar da mahzun kaldı. Sanki memleketin uzak diyarlarından. Onlara yani bir gidelim mi? Günah ya. O insanlar da bu ülkenin bir çocuğu ya. Evet. Ben de bir bakayım. Onlar masum değiliz aslında. O kadar değiliz. Saki Çimen tabii. Saki Çimen. Bildiğiniz Çimen ailesinin. Çimen ailesi. Nesimi Çimen. Bu da Küçük Çimen. Küçük. Artık şey diye anılıyor yalnız. Mesela Saki'nin babası Mazlum. Değil. O kadar iyi müzisyen. Babam izliyor. Saygı ve sevgilerimi. Baban seyrediyor mu oğlum? Babası dostumuz. Ama bütün aile dostumuz. Yüreğimizi yakan olaylara taraf oldular. Ama kin, nefret beslemediler. Ve müzikle kendilerini tedavi ettiler. Gerçekten o incelikli dokunuşları gördük. Şimdi mesela biz buradan desek ki illa'nın mesela sonundayız, orada yapıyorsunuz ya böyle 3, 2, 1. Hani o şey var ya, hepinizin böyle kendinizden geçtiğiniz illa. Hadi. O illa'ya mesela girebiliyorlar mı abi aniden? Hazır. İlla, illa, illa. Çok güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Güzel olan şu, yönetmene de şahane fotoğraflar veriyorlar. Yalnız fotoğrafın şu tarafında bir sorun var. İsmail'cim bakarsan. Şimdi şuradan girdiği zaman kamera iki tane şahane kız geliyor. Buraya geliyor. Abi diyor saat kaç, olay nedir? Kaç telli o bas? Bu basçıların da bu gitarcı 6 tel. Bu. O zaman alın kardeşim gitar çalın. Gitar çalın bu 6 sen basçısın. Yani bir kere bak. Basçı basçı gibi olmalı. Niye? Varsa falan diye yedek. Onlar. Yalan söylüyorsun. Tamam. Fakat sende basçı tipi yok. Daha çok böyle sempatik insan tipi olacak. Basçılar daha kendisine mahsus tipler. Sen aslında sanki tip böyle olunca korkmasınlar diye gülüyorum yok, ben daha çok. Yok sen. Ben de son derece sempatik. Sanki vurmalı çalgılar çalarmış. Belki daha böyle klavyede parlak tonlar basa. Brasslar mraslar. Bas nereden çıktı? Denemek lazım.
Yok, dene. Aslında... Ya basçının az olduğu yerde okudum. Baktım basçı yok. Ben çalayım dedim o zaman. Ben kendimi feda ediyorum dedim. Tarsus'ta basçı yok. Peki Tarsus'un yegane basçısı da bir aradayız madem. O zaman aykırı sorularda bir ilk yapıyoruz. Bir Tarsuslu, bir klavyeci, basçı, Adanalı. Adanalı derken. Şimdi abi sen bir slap at bakalım. Hadi abi. Hadi sen de gir abi. Son. Hazırız kızlar. Doğaçlama müzik yapıyoruz. Dedi ama sen. Eyvah dedi. Fakat bu anlamsız hareketi niye yaptım? Bu insanların ve bu aletin ne işe yaradığını toplum hep sorguluyor. İşte bu türden eylemler yapıyor diyerek bağlıyoruz. Bu arada İsmail, anketimizdeki son durum nasıl? Bir o kadar daha kızın sesi güzel diyenler var var. Kız kefeni yırttı, star oluyor abi, haberin olsun. Çok beğenmişler. Geçen gün de bir radyo programında öyle bağladı. Çıkarma abi radyo programına falan. Yok, böyle çıkardım. Bir sefer. Artık onlar çıksın. Yıllardır böyle zaten. Hep geliyorlar. Ne güzel. Bir iki üç sene böyle çalışıyoruz beraber. Kanatlarıyla uçup gidiyorlar. Yenileri geliyor. Yenileri. İyi kız. O zaman yalnız şey diyorlar. Bir tane de Türkçeden sesini duysak diye haberin olsun. Öyle bir çalışmamız yok. Şimdi vokalleri yok. İleride şey. İleride onu yapalım. Fakat nasıl? Öyle bir çalışmamız yok. Kemiklerini kırmayayım tadında. Olayın da şeyini çıkarma. Olayı hemen. Öyle bir çalışmamız yok. Sen de başımıza iş çıkarma. Peki. Hoşuna gitti bakıyorum. Vedat abi de milayim görünüyor ama yani gördük. Aman işte, aman işte, için anlar. Komando eğitim alıyoruz, sen de hepsin burada. İşte Vedat Sakman gerçeği. Komando gibi eğitiliyorlar ben onlar. Toplumun taleplerini iletiyorum kendim için. Bizim Çağdaş var, gitarist izliyordur. O da diyor Vedat abi bizi komando gibi yetiştiriyor diyor arkadaşlar. Ama iyi müzisyen böyle oluyor. Buranın disiplin olması gerekiyor. Müzik disiplinli bir iş. Şimdi işte. O eyvah dedi ama mecbur kaldı. Tabii Tarsus'tan geldi. Büyükşehir falan kolay değil. Baktık çözdük o işi. Onlar öğretmen bir de üstelik yani. Gerçekten. Tabii canım ki öğretmenler onlar bir de. Zaten hanımefendi bir öğretmen şeyi var yani. Bir edası. Ben sokakta görsem yani kemancı derneğim bilmem öğretmen kesin derim. Böyle çocuğunu güvenle teslim edebilirsin. İyi, o keman meselesine gireceğiz. Abi gelelim diğer meseleye. Ankara'yı konuştuk ama İstanbul'un hakkını yemeyelim. Yemeyelim tabii. Şimdi İstanbul. Asıl aşk şehri İstanbul. Evet. Yani Ankaralılar kızmasın ama biz de biraz torpil yapacağız. Vedat abinin de İstanbul'u fena değil yani. İstanbul'da kaç şarkı oldu? Oo, çok oldu tabii. Oldukça çok. İstanbul sırf şarkı oldu. Sırf şarkı. Şimdi ben İstanbul'un kendi şarkısı. İstanbul'un kendi şarkı. Evet. Tabii İstanbul'u biz şarkısını bir kakafonik hale döndürmeyi beceren mimarimizle hallediyoruz. Fakat burada çok sevdiğim bir Vedat Sakman şarkısı var. Ben göstereyim. Adı Kandilli. Ya. Bu ekip her şeyi çalabilecek kabiliyetli olduğu için bunu çalar. Zaten çalamadığı zaman Vedat abinin böyle bir çalışmamız yok. Aklını başa dönüyor. Baş öğretmen edası. Orada zaten insanın ikinci cümleyi kurmaya mecali kalmadı. Zaten ben de biliyordum laf olsun diye söyledim. Sevgili seyirciler, aykırı sorularda çok acayip dakikalar yaşıyoruz. Vedat abinin bir iyi bir de sert yüzünü kamuoyuyla paylaşmış olduk. Kızımız az sonra bize kamuoyundan gelen yoğun talepten dolayı yine bir gavurca söyleyecek. Ama zaten Türkçe bir çalışmamız yok. Olsaydı da söylemezdik. Çünkü böyle. Radyoda dinleyin. Gelelim diğer mevzuya. Biz Kandilli olayına giriyoruz. Kandilli İstanbul'un en güzel semtlerinden biri. Vedat abi de İstanbul'un en güzel insanlarından biri. Böyle Kandilli'de bir çilingir sofrası. Oh. Balık roka, bir de yanında rakı. Oh. Ba. Cümleyi bir daha alabilir miyim? Çok hoşuma gitti. Yani Kandilli'de bir çilingir sofrası. Balık roka, bir de yanında orası bip bip bip. O bip denilen yerlerin benim konuyla ilgim yok. Tamamen Kandilli ile ilgiliyim ben. Öyle bir de ayıplı şeyler söylemeyelim. Çok ama ayıp. Malum yapan yapmış şarkıyı. Haydi bakalım, burada çalıyor muyuz biz? Var mıyız kadroda? Ha, yine oynuyor muyuz? Hadi bakalım. Müzik
sofrası. Balık, roka, bir de yanında rakı. İnsan hali, saza söze merak. Martı uyur şişe dibi görür. İnsan hali, saza söze meraklı. Martı uyur şişe dibi görünür. Al sana söyledi işte. Aman muhterem, yaman muhterem. Aman muhterem, yaman muhterem. Bir muhabbet, bir can demek buralarda eğlen. Bir muhabbet, bir can demek Kandilli değil. Denizde kürek, karada direk, Rumeli'nde atar yürek. Süslü de bebek, şarkı demek, Beyoğlu'nda gezer felek. Denizde kürek, karada direk, Rumeli'nde atar yürek. Süslü de bebek, şarkı demek, Beyoğlu'nda gezer felek. Sedyeller ezgeli, etekleri yere değmez kız gel. Aşıklara dünya işi vız gel. Martı uyur şişe dibi görür. Aşıklara dünya işi vız gel. Martı uyur şişe dibi. Aman muhterem, yaman muhterem. Aman muhterem, yaman muhterem. Bir muhabbet, bin can demek buralarda eğlenmek. Bir muhabbet, bin can demek Kandilli'de eğlenmek. Çok sevgili. Basçılar da şarkı da söylüyor. Onun ben icabına bakacağım. Çok sevgili Vedat abi. Eğer senin için bir mahsuru yoksa, eğer seni kızdırmayacaksa, kaşın gözün oynamayacaksa, burada bir gerilim olmayacaksa, şu kız çocuğunun derhal Türkçe bölümünü bir daha bir duyurabilir miyiz? Ha. Halkımız Türkçeden faydalansın. Ama ne olur bana gaddar davranma. Hayır hayır. İki satır güzel sadece. Hadi bir daha bir Türkçeden duyalım sesini. Böylece kamuoyuna karşı sorumluluğu zaten. Denizde kürek, karada direk, Rumeli'nde atar yürek. Süslü de bebek, şarkı demek, Beyoğlu'nda gezer felek. İşte bu. Söyleyebiliyor. Böylece kamuoyuna çaktırmadan Türkçe'de dinletmiş olduk. Ama madem halkımızın anket sonucunda
illa illa söyle diyorlar. Hem illa'yı çok beğendiler hem de ondan gavurcadan bir şarkı daha istiyor. Ne söyleyeceğiz? India. Aranızda aranızda tutarlılık yok. Yok. Bir karar verin. Bir daha 3 4 diyeceğim. Bakalım tut. 3 hazır. 3 4. India. Vedat abi ne söylememiz uygun görürsen İkisini onu... de söylesin ya. Söylesin de birini ileride söylesin. Ara ara böyle. O zaman India bir anket daha. Şimdi India söylüyorsun. Ya söylüyorsun. Çok hoş bir şarkı bu ama. Şarkı da hoş. Ortam da fena değil. eğitimli insanlarla değil. Şarkının fikri bu. Ya bu Ankara havası gibi bir şey oldu. Onun gibi bir şey. Onun gibi. Evet, Ankara'nın bağlarının gavurcası. Hadi. Welcome to India. We don't need nobody but India. She's enough to make your body go wow. Are you ready right here, right now? It's a little bit scandalous, but she lives her life a little bit dangerous. Everybody in the club, can you handle us? Are you ready right here, right now? Ooh, how I rock my body. Can you handle how I move? Are you feeling naughty? I'm gonna hypnotize you. Her şeyi çalıyorlar gördüğün gibi. Kadroyu. Herkes her şeyi çalıyor. Sevgili seyirciler, yeni anket sorumuza geçiyoruz. Yeni anket sorumuz, kızımız bir şarkı daha söylesin mi? Çünkü o da hazır, çalıştık. Tamam. Ankete göre devam ediyoruz. Bu arada bizim ikimizin vurmalı turnemize Vedat abi de gitarı tımbırdatarak katılabilir. Farkındaysan sağlam. Sağlam bir davul kadroda efekti geliyor. Evet. Yani bunu da kayda yani kayda katılmak alayım. Kolay değil İlhan abi gibi değil. Öyle abi. Peki nasıl yapıyorsunuz İlhan abi böyle iki dargın kardeş gibi o kendi şarkısını sen kendi şarkısını? Oo neler yapıyoruz yani. Çok büyük geyik var tabii canım. Biz zaten İlhan da evde de öyle
bir geçmişten beri oturduk. Arada evde onu oturup. Tabii tabii çalarız söyleriz filan birbirimize yeni şarkılarımızı filan eskiden beri çok eski arkadaşlar. Dedik bunu sahneye taşıyalım ama hakikaten insanlar da bayılıyorlar. Ev geyiğini sahneye taşıyalım. Aynen öyle abicim neler konuşuyoruz neler. Biraz da tabii o ihtiyar olduğu için idare ediyorum bunu azıcık. Yani abi ihtiyar. Sevgili seyirciler bizim yayın ülkelerimiz var. Cevap hakkı doğdu. Doğdu. İlhan abi izliyorsa... Boşuna telefona bağlanmasın, kalksın gelsin. Böyle bir şey yok abi. Hayır, telefon melefon olmaz. Ben araç da gönderebilirim, aldırırım. Gelsin, burası Er Meydan. Orada telefonla olmaz. Ha diyorsa ki ben kalkıp gelemem. Tamam, haftaya kur orkestranı gel. Hodri Meydan. Tamam. O da yoksa biz bu çocukları ayarlarız, sen gel. Yeter ki. Arada bir India yaparız. O da bizim prensimiz. Cevap, cevap, evet. Cevap hakkı doğdu. İlhan abiye de onu şey. Şimdi gelelim bu gençlik hallerine. Şimdi benim yine çok sevdiğim şarkılardan biri... bu kavak yelleri meselesi. Evet. İnsan bir duyguyu bu kadar güzel anlatırken bu biraz hani İlhan abinin yaşına uygun değil. Genç şarkısı ya. Allah benden dolayı da cevap al kesin. Senden dolayı da çoğalıyor. Bir de avukat o biliyorsun. Evet bir de avukat. iki daha latifesi bir tarafa tam İlhan abilik işte. O bu yaşlarda aşk şarkısı yapan şahane adam. Şimdi biz bir dalın üzümüyüz aslında. Çok güzel. Bu ne zamanın şarkısı? Hangi memleket? İstanbul, Ankara mı yoksa otobanda mı? Bu ne zaman? Yok. İstanbul'da bu canım. İstanbul'da. Hangi yıllar? Bayağı eski yıllar şu anda. Çok iyi. Otoban da yok o zaman. Otoban da yok hatta. Otoban. E5 falan. Nasıl bir durum oluyor? Böyle aşık olunca insan böyle şey mi oluyor? Hafif kaybı. O kadar eski ki bir hatırlayabilsem. Yani insan tabii duygulandım şimdi bak yani. O kadar. Biz bir dalın, biz bir dalın üzümüyüz aslında. Birimiz şişede şarap. Bu kişi oluyor o. O pozisyonu bir daha alalım. Şarkının... alalım. Şimdi şarap şey diyeceğim. Mizansına bakıyoruz. Şarkının başından giriyoruz. Arkadaşımız şarap oluyor. Türkiye'de ilk defa. Biz bir dalın üzümüyüz aslında. Birimiz şişede şarap. Çıktım. İkimiz kadehte şampanya. Kızları da görelim. İsmail'cim bakalım. O mizansen bir daha alalım. Kamera yakalası yakıp planı. En baştan alalım tamam, abi. Tamam baştan alalım. Şimdi bak İsmail'cim ayıplı laflardan biri burada ikisi orada. Ben söylemiyorum bip bip. Kızlarımız hazır. Hakikaten de kırılacak birer kadeh gibi durmaktalar. Narin, narin. Bu da üzümün son hali. Evet. Biz bir dalın üzümüyüz aslında. Birimiz şişede şarap. Göründü mü şarap? Kızları gösterdiği anlayış baştan alıyoruz. Ya bu bitmez abi. Şarap şu kişi. Şarap bu. Onlar kadeh. Tamam mı? Çok özür diliyoruz. Reji sorunu yaşadık. Ayrıca da şarap da kal. Biraz daha şurada sirkeleşeceksin. Dikkat et ona göre. Evet Vedat abi son biz kez. Bir dalın üzümüyüz aslında. Birimiz şişede şarap. Ah işte bu iyi oldu. İkisi kadehte şampanya oluyorlar. Bunlar da meze. Onlar Adanalı olduğu için. Adana, Urfa. O şalgam suyu oluyor. Şalgam. Evet peki. İkimiz ömür boyu çakır keyif. Adeta Chopin gördüğünüz gibi. Hissettim. Başımızda kavak yelleri esiyormuş essin. Adam sende, keyfimiz yerinde. Başımızda kavak yelleri esiyormuş essin. Adam sende, keyfimiz yerinde. Ray 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 ray. La 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 la
biliyorsunuz ki şarkıların da frene ihtiyacı vardır. Bu da yeni sistem şarkı freni. ABS, kilitli diferansiyel. Of, nereye gittin? Biz bir dağın bulutuyuz aslında. İçimiz buzelik, dışımız hüzünler içinde. İkimiz ömür boyu birlikte. Başımızda kavak yelleri esiyormuş essin. Adam sende, keyfimiz yerinde. Başımızda kavak yelleri esiyormuş essin. Adam sende, keyfimiz yerinde. Rey 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 rey. Her seferinde tutuyor mu böyle? Müthiş tutuyor tabii. Daha bugün de enteresan tuttu şuradan. Uğurlar falanlar duydum. Çok güzel. Yani ben de onu bugün duyunca... Saki formunda. Bu piyanoyu sevdi galiba. Bunu alıp gidelim mi Saki ya? Al abi. Alıp tesislerdeki her şey kamuya açık, kullanabiliriz. Maksat Saki alıp rahat. Alıp gidilebilir etsin. Mi? Tabii tabii. Tabii. Ben oradayım hala ama. Ama yani alalım. Evet. Şimdi son albümde güzel şarkılar var. Fakat şöyle bir durum oluyor galiba. Vedat Sakman gibi bestecilerde o kadar çok şarkı marş oluyor ki yeni şarkıyı söyleyene kadar ömür geçiyor ve herkes de eskileri bir kere duymak istiyor. Çok doğru. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Bunu artık biz aslında yeni şarkıları çalmayı hep seviyoruz. Yani tabii, o yeni nasıl acaba, nasıl onun çünkü geri dönüşünü görmek, işte o duygu yakalanıyor mu falan, ama çok dediğin çok doğru bir tespit. Ne yazık ki bizim o eski şarkıları istek alıyor. Çalmak zorundayız yani. İnsanlar onu istiyorlar. Çok haklı olarak da istiyorlar. Ama yenileri de hep çalmak bizim İstiyoruz. İçimizden gelir. Ama ben yine yeni bir şarkı çaldırmıyorum. Ve yüreğim... Halbuki çok da heveslenmiş. Onu çalacağız ama çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bir Vedat Sakman hayranı. Madem istekçilik yapıyoruz. Bir akademisyen. Çok da önemli bir entelektüel. Yüreğim var demeni istedi. Güzel bir seçim. Ondan sonra evet, güzel bir seçim. Evet, bak, evet. Ben de seçim iyi olduğu için. Bak, popülist bir seçim olsaydı, hani evet, çok sevilenlerden birini isteseydi hayır diyecektim. Mamafi tamam. Bize sarsıcı bir istekte bulundu. Ardından yeni şarkı gelecek ve inanılmaz bir şey yapacağım. Hangi şarkı çalacağına Vedat Sakman karar verecek. Gerçekten. Büyük bir sürpriz. Çok büyük bir sürpriz oldu. Nadiren olan bir şey stüdyoda gerçekleşmiş olacak. Yalanlar, yanlışlar, aldatmalar, elde silahlar, bayraklar, günahlar, yargıçlar, kavramlar, siren sesleri, alarm var bu dünyada. Bir de benim yüreğim var, yüreğim var. Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var.
bir de kuşlar, renkli çiçekler, doğan güneş, toprak, rüzgarlar, sakin sular, göller, denizler, ovalar, dağlar, ormanlar, bir de bunlar var, bir de bunlar var, bir de bunlar var. Sesleri alarm var. Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var. Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var. Bir de buğday ve tırtıllar, kuyularda su çekenler, yamaçlarda kaval çalanlar, gençler, şarkılar, türküler. Bir de bunlar var, bir de bunlar var, bir de bunlar var. Dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var. Bu dünyada bir de benim yüreğim var, yüreğim var. Alkışlar. Türkiye'nin hatırı sayılır Fade Out Orkestrası ile birlikteyiz. Şimdi ben de onu diyeceğim. Evet, mevzuyu bitiriyoruz. Mesela böyle son daha böyle bir anda kayboluvermeyi beceren nadir orkestralardan biri ve kimse dışarıda kalmıyor. Herkes aynı anda kayboluyor. Çünkü bir tane anlamsız akor, bir tane anlamsız ses ahengi bozar. Evet. Bir anekdot küçük anlatayım, çok gülersin. Lütfen. Stüdyodayız çok kısaca. Geçtiğimiz bir dönemlerde bir gün baktım bizden önce çalışan bir Alaturkacı grup çalmış. Fakat notaların üzerinde orada şeyde AGF diye bir şey yazıyor. Hiç müzikte duymadığım bir terim. Yeni AGF. Doruk abi vardır bizim. Kulakları çınlasın. Doruk abi bu ne ya dedim, böyle bir müzik terim ben. O dedi şeyler sevmiyorlar dedi. Alaturkacılar fade out yapmayı. Adam gibi finalmiş o. Dolayısıyla bizim finaller biraz problemli. Problemli. Ama zaten Türkiye'de her konuda adam gibi olmaktan çekiyor. Biz de kadın gibi yapalım, ne olacak?
Bence bir mahsuru yok. Çok tabii. Da güzel ne olur. Kadar da güzel olur. Şimdi gerçekten bu gecenin çok önemli bir anı. Sevgili seyirciler, bin bir zorlukla getirdiğimiz Vedat Sakman ve saz arkadaşlarına bu akşam Vedat abinin kendi tercih ettiği şarkıyı çaldırmak üzereyiz. Gerçekten saatler ikiye doğru gelirken, nihayet bir tane. Burada kusuru tamamen Sayın Vedat Sakman. Şarkılarının pek çoğu istek aldı. Ben aracıyım, araca ve her şeyi evet, çalamadıklarımız da var ama vakit evet. Yani. Vakit sorunumuz yok. Sabaha kadar buradayız. Arkadaşların kahvaltı ihtiyaçlarını, erzak hallettik. Devam edelim. Seyirciyle bu detayları paylaşmıyorum. Hoca şeyi de istemişti. Usulca'yı istedi ama Deli Kuş'u da istedi. Onu i̇stedi. Da unutmayalım. Sonra hoca çalışıyor. Tamam çalışıyor. Şimdi gelelim ana fikre. Yeni albümden bir şey çalalım. O zaman albüme adını veren şarkı. Evet, ben de. Oda da ikimiz. O da bir Nazım, Nazım Hikmet Ruhan şiiri. Nazım'ı da saygı, sevgi, hasret, özlem ve minnetle anıyoruz. İsterdim ki ben şarkılar söylesinler beni. El ele tutuşup dönerken çocuk bahçelerinden çocuklarımız. Çocuk bahçelerinden çocuklarımız. Bir kafes, bir kanarya kuşu, bir keman. Yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusundan. Pencere açık, dışarıda şehir, ay ışıklı uykusundan. Odada ikimiz. Bir kafes, bir kanarya kuşu, bir keman. Yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusundan. Pencere açık, dışarıda şehir, ay ışıklı uykusunda, odada ikimiz. Duyduğum seslerin en güzeli bir yaz gecesi. Dizimde yatan bir çocuğun bana yıldızları soruşu. Bana yıldızları soruşu. Bir kafes, bir kanarya kuşu, bir keman. Yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusunda. Pencere açık, dışarıda şehir, ay ışıklı uykusunda. Odada ikimiz. Bir kafes, bir kanarya kuşu, bir keman. Yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusunda. Pencere açık, dışarıda şehir, ay ışıklı uykusunda. Odada ikimiz. Odada ikimiz. Odada teşekkür ederiz. Aa bak. Vedat abi burada alkış şiddetini duydun değil mi? Duydum onu söyleyeceğim. Burada genç kuşak efkarlanmış, duygulu bir haldeler. Oh. Bir anda odada ikimiz falan deyince. Yeni şarkılar demek yeni genç şarkılar kuşak. Tutacak, yeni şarkılar tutacak. Fakat ben onları bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu hatırlatmayı da severek yapıyorum. Efendim Türkiye'den bir Atilla İlhan geçti. Atilla değil, Attila İlhan. Oh. Ben Attila abiyle
onun şiirlerini tiyatro oyunu haline getirdiğim dönemde aşağı yukarı ayda bir iki kez bir pastanede buluşur, sohbet ederdim. Son derece ilginç bir adamdı. Bilmiyorum hukukunuz nasıldı, ne kadar sık bir araya. Olmaz mı tabii? Var, yani çok sık değil tabii. O bizim Atilla abimiz, dev bir adam önümüzde. Evet, zaman ya. Zaman öyle çok tevazi, güzel konuşmalarımız olurdu. Ben de işte o iki sene boyunca sürekli çocuğum, çocuğum diyerek hep çocuğum derdi. Atilla abi Türkiye şiirinde çok özel bir damardır. Nazım Hikmet şiirinden etkilenerek ilk şiirlerini yazmış. Sonra kendi üslubunu bulmuş. Divan edebiyatından da. Çok etkilenmiş. Ve çok ilginç bir adamdır ki Atilla İlhan. Türkiye'de nadir rastlanan, aynı zamanda tertemiz konuşan, hayata dair farklı tavrı olan ve şiiriyle aslında kendisi bir müzik yapmayı beceren insandır. Ben, şifai şair çünkü. Evet. O dönemin, yani Sözel, şimdiki yeni neslinin söylediği. Çok özel. Şiiri böyle açığa söyleyerek kulağına gelen hoş bir seda ise onu şiir olarak yazan. Aynen öyle ve nihayetinde şiiri eğer belleğe kazınmıyorsa da o şiirden vazgeçen. Vazgeçen, işte. Evet. Ben Atilla İlhan'ın pek çok şiirinin bestelenmiş halini duydum ama beni en çok etkileyen bir Vedat Sakman bestesidir. O şiiri de çok severim. Diyor ki Atilla İlhan, açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder, uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasın, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içinde keder, uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızlar, mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum, her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Işığına batmış karabiber ağaçları gümüş tozu, gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar.
Yaseminler unutulmuş, tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılan hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılan hala sevgili. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılık hala sevgili. Geçen gün yolda bir genç bir arkadaş çevirdi beni. Abi dedi, bir şey soracağım. Buyur abicim dedim. Abi hala dedi ayrılık da sevdaya dahil mi dedi. Çok yaraladı beni bu laf. Cevap neydi asıl önemli olan? Cevap bile veremedim. Herhalde dedim yani. Yani kuvvetle muhtemel ayva. Ama çok yanık bir. Çok yanık, ayva yemişsin demek daha doğru olacaktı. Belki de oydu evet. Ayrılık sevdaya dahil, mamafi artık ayrı ayrı dahil. Yani tek başına dahil. Oradaki dramda o. Atilla abi gerçekten olağanüstü bir adamdı. Yakın tarihi en iyi bilen insan olduğunu düşünüyorum. Benzeri de pek yoktur. Tip evet. Olarak, ses olarak, tavır olarak ilginçti. Şimdi sevgili seyirciler, saati 2 yapıyoruz. 2 şarkıyla bitirelim diyorum ben, Vedat abi de kızmazsa. Bir tanesi anket sonuçlarında evet, ortaya çıkan şarkı. Finale de yani mi yapsak? Yani yapalım yani. Güzel, eğlenerek bitirelim. Eğlenerek şahane olur. Ondan sonra... Çalamadığımız istekler için de... Çalamadığımız istekler için de çok ilginç bir gelişme var. Onu da size bildirmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde İlhan Şeşenli, Leman Samlı ve Zuhal Olcaylı seçeneklerle Vedat Sakman aramızda olabilir. Çünkü bunu da ilk defa söylüyorum. Bunu ilk defa duyuyor. Doğrudur. Ama olabilir yani, tabii ki. 3 program demek. Merve bunu hallet. Vedat abiyle iyi geçelim. Çünkü neresinden baksan iyi geçelim. Ama abi bak. 3 program mı? Kocaman 3 program. 3 program. 3 hafta demek. 3 hafta demek. Bu anlamda önce Gavurcu'yu dinliyoruz. Sonra yani ile bitiriyoruz aykırı soruları. Ama daha siz ayrılmayın. Çünkü hakikaten şahane bir ses. Biz de mutluyuz. Hadi bakalım o zaman. Merci. Değil mi? Bu sefer tutturduk mu abi? Tutturduk. Hadi bakalım. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, 'cause you got me good, just like you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy, so why won't you release me? You got me begging you for mercy. To understand that I need a man who can take my hand. I don't know what this is, 'cause you got me good, just like you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy, why won't you release? You got me begging, you got me begging.
benden. Evet abi. İyi bir müzisyen her derde devadır, gerekirse zil de olabilmektedir. Evet. Onu zil da taklidi. Gecede bir sefer bu anı bekliyorum zaten. Zil şey olmak için. Dur. Evet. Korsan taklidi de yaparım bazen. Zaman zaman. Sevgili seyirciler, İsmail gösterirse eğer, şahane insanlarla bu akşam programı yaptık. Piyanoda memleketimizin önemli diyarlarından gelmiş Çimen ailesinin güzide bir karakteri. Babası bizi izliyor. Ayrıca ne kadar batılı olsa da gördüğünüz gibi Racon kalbine elini koyarak tamam abi şeklinde. Babası tabii balet olduğunu biliyorsunuz. Biliyor tabii babası. Bu arkadaşı tam çıkaramadım. Çeşitli çalgılar da bir arada oldu. Tarsus dolaylarından değil mi? Evet. Zafer Akdoğan. Zafer Akdoğan önemli bir adam. Çünkü çeşitli çalgıları bir anda çalabiliyor. O yüzden 6 telli gitarı var. 6 telli bir gitarist olmaya yola çıkmış. Basçı olarak hayatını sürdüren iyi bir insan. Kariyer planlamasını yapacağız. Hemen yanımda Zarif bir hanımefendi. Türkiye'nin kadeh olarak batıya açılan yüzü değil. Eğitmen ve kemancı olan. Oya Uysal. Oya Uysal. Son derece zarif bir hanımefendi. Kendisini arkadaşlar bir alkış edin de kamuoyu duysun. Şak şak yapıyoruz. Arkadaşlar size açık, alkışlatmak içimden gelmedi. Böyle erkek erkeğe tuhaf oluyor yani. Tuhaf. Hakikaten. Ben ama alkışlayayım, ikisi de iyi çocuklar. Ve Türkiye'ye yeni bir ses geliyor belli ki. Ne zaman uçacağını merak ediyoruz kafesten. Umarım bir müddet daha kalır. Umarım popstar olmaz, iyi bir müzisyen olarak devam eder. Simge'ydi değil mi? Simge Yıldırım. Simge Yıldırım, bunu aklınıza yazın. Bak yarın şöhret mühürt olursan arada işte o menajerler şunlar bunlar ayıp olur. Ben Vedat abiden torpilliyim. Programa gel dedim ha, gel. Gel dediğin zaman gel onu şimdiden konuşalım. Bu görevi de sana veriyorum. Gözün seveyim bir şey olursa. Mukayyet olam diyorsun. Ha, olur. Çünkü şimdi yıldız olacak. Ondan sonra menajerimi ara, basın danışmanımı ara, onu ara, bunu ara. O panel halinde çok fena oluyor. O yüzden biz Simge'yi bu gece hep hatırlatarak belge olarak elimizde belge var. Keşke meşhur olsun da öyle olsun boş ver. Bize yapmasın. Bize yapmaz. Bize yapmaz. Yapmaz. Ve tam olarak ne çaldığını ve ne yaptığını kavrayamadı. Belli olmayan. Aslında görünümü iyi bir insana benzeyen, mamafi, çeşitli hal ve gidişatından bir müddet daha denetlemek zorunda olduğumuz benim kader arkadaşım. Üzümün son hali. Üzümün son hali. Vedat'la İlhan'daki Vedat olmayan durum. Çünkü biz ikimiz onunla şey yapıyoruz. Onu da bir anons edelim. İsmi neydi? Senin? Hakan Gürbüz. Hakan Gürbüz. Ben biliyordum ama Vedat abi söylesin senin. Gürbüz Hakan. Bas çalabiliyor. Vurmalı çalgılarda sorunu yok. Taklit yapıyor. Sempatik. Vokal yapıyor. Oo. Çok darda kalırsa halay çekiyor. Türkü barlarda. Çekmişliği de var. Çekmişliği de var. Ve sevgili seyirciler, Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri Vedat Sakman. Alkışlayın orkestra. Teşekkür ederim. Her türlü saçma sapan esprimize gülerek ve zaman zaman sinirlenerek katlanan Vedat Sakman'la geceyi bitireceğiz. Ne güzel eğlendik vallahi. Yani bir müddet eğlendik, sadece bir yerde sıkıntı oldu. O şarkı çalışmadık dedi. Çalışmadık. Senin orada baş öğretmen Eda'm çıktı. Orada evet ve bir gerçeğini gösterdik. Biliyorsunuz Aykır Solan'ın bir görevi de insanların zihnindeki gerçeği ortaya koyuyor. Ne söylüyorduk abi? Eğlenceli. Evet, yani ile bitiriyoruz. Aykırı soruları tamamlıyoruz. Her hafta burada konserlerde birlikte olacağız. Vedat abi tahminen 3 kere daha gelecek. Ekip arkadaşlarıyla birlikte. Haydi bakalım, iyi geceler. Bana senden geçmeli zor acısı. Kaç bahar oldu geçti ömrün yarısı. Yere düştü gücendi elmanın yarısı. Biri lale, biri gülün sarısı. Yere düştü gücendi elmanın yarısı. Biri lale, biri gülün sarısı. Sana şimdi bir şeyler sormanın tam sırası. Biri hicran, biri vicdan yarası. Sana şimdi bir şeyler sormanın tam sırası. Biri hicran, biri vicdan yarası. Düz duvara tırmanırmış. Yani 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 yani. Yıldızlara uzanırmış. Yani yani yani. Falanmış da filanmış da. Yani 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 yani. Bir öpmüş inanmış. Hakan Hakan ha. Kime ne
yani 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 yani. Bize ne yani 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 yani. Mandayı boyamış söğütten. Yapma. Aman aman. Yavrusunu sinek kapmış kadın. Aman ini yandım. Aman ini aman ini. Aman ini yandım. Tiridine tiridine. Tiridine bandım. Bedava mı sandın baba? Para beni bal. Allah razı olsun yapmıştım. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Koy verin gidenler şınalar yapmış şınalar. Koy verin gidenler şınalar yapmış. Yok dans sesler korosu değil mi? Opa şına şına nay şına nay nay şına nay yavrum şına nay nay. Opa şına şına nay şına nay nay şına nay yavrum şına nay nay. Duvara tırmanırmış yani 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 yani. Yıldızlara uzanırmış yani yani ya. Falanmış da filanmış da yani 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 yani. Biri öpmüş inanmış enver enver enver. Yani 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 yani. Bize ne yani 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 yani. Kime ne yani 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 yani. Nan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